Sayın seyirciler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Gece saatlerinde Beyrut'ta ard arda patlamalar yaşandı. İsrail basını, Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyyettin'in hedef alındığını öne sürdü. İsrail ordusu 9 askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü duyurdu. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Beyrut'un güneyinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail medyası saldırıda Hizbullah'ın önemli isimlerinden Haşim Safiyettin'in hedef alındığını iddia etti. Safiyettin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülüyor. İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Bin Cubeil belediye binasını da hedef aldı. Saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şu ana kadar 127'si çocuk, 1974 kişinin öldüğünü açıkladı. Son 24 saatteki saldırılardaysa 37 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi yaralandı. İsrail ordusu, güneydeki 25 kasabada yaşayanlar için yeni tahliye uyarısı yayınladı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyine yeniden yerleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki... Sasa yerleşimine İsrail güçlerine hedef alan roket saldırısı düzenledi. Hayfa körfesindeki Saknin askeri sanayi üssü de hedef alındı. İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurdu. Hizbullah ise en az 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü ifade etmişti. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken 100 binden fazla kişinin de Suriye'ye geçtiği belirtiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.